Hem Ramazan şerbetimiz var, örgülü poğaçamız var, tavuklu taco, merenga pastası ve patatesli çiçek poğaçada Alisa'yla Sergen'in menüsünde olanlar. Bir vermezsiniz herhalde diye düşünüyorum. O zaman göreceğiz. Herkese afiyet olsun, Allah kabul etsin. Arkadaşlar afiyet olsun. Bunları kaldıracağız şimdi. Ama önce yorumlarınızı merak ediyorum. Gülden hadi başlayalım seninle o zaman. Ben tatlıdan bir parça aldım zaten. Tatlıyı çok hani genelde sevmiyorum ama gerçekten kreması, çileği falan yerindeydi. Gerisini götürdüler. Poğaçanı sevemedim. İç harcım güzel ama çok 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 fazla bildiğin maya kokuyor. Yani acayip yoğun maya kokuyor. Bana da geldi. Çok acayip. Çok fazla yerken yoğun. Yerken tadı da geldi çok hatta. Fazla yoğun. O size öyle geliyor. Takoyu da orada sana söyledim bu böyle dedin ama bak lezzeti güzel ama taco gibi değil dürüm gibi olmuş. Evet taco değil. Genel olarak lezzeti yerinde, eline sağlık. Bu çıtırlık konusunda Sergen bir şey söylemişti. Zayda Hanım şimdi çıtır olunca böyle yani ben mesela çıtır çok sevemiyorum bu takoyu. Ben böyle daha çok seviyorum. Böyle yumuşak oldum mu? O zaman taco değil ki başka bir şey. O zaman taco çıtır olur ama onun özelliği özelliği o zaman tantuni olur. Ben taco yaptığım için en çok ben eleştirebilirim. Gerçek taco yapmak istiyorsanız benim bölümümü açın, aman güzelce aman izleyin. Abla, hiç oraya dönmeyelim. O şekilde dönmeyelim. Yapın. Ben bunu taco olarak değil lütfen dürüm abi olarak kabul ediyorum. Tadı hoştu ama dürüm afiyet olarak olsun hoştu. Tamam keşke dürüm de yazsaymışsın yani. Sen niye söylemedin? Ben bitirebilir miyim Sergen'cim? Sinirlendim abla şimdi oraya dürüm yazsak yani sen öyle değerlendir o zaman bir isme takılmayın ya. Ben takılırım. Ben isme her zaman takılırım ki kendi isme takılmasaydım kendi menümde bu kadar dikkat etmezdim. Ne yazdım? Poğaça çörek yazdım. Her türlü mana bulacağınız için öncelikle ben uyanık Alisa, davranmak sen bunları istedim. Ya. Al işte. Çünkü ben herkese bu şekilde isimden yürüyorum. Haberiniz olsun. Tatlım hoşuma gitti sadece labne falan mı koydun? Bir tık fazla olmuş. Ekşimtırak bir tat geldi bana. Onun dışında gayet hoştu. Poğaçanda iç harcı güzeldi. Hamurunda tuz yoktu. O biraz böyle şey tat tuz gelmedi bana. Ama yumuşaklığı her şeyi gayet yerindeydi. Dürümünü de güzeldi. Dürüm olarak hoştu. Afiyet olsun. Peki. Müberra? Evet Sayıda Hanım. Ben tatlısını çok beğendim. Takonu da hani bilmiyorum şeklini çıtırlığı bilmem ama ben beğendim tadını. İçindeki şeyde peki, sosu da güzeldi hani. Kıvamı da güzeldi, sevdim. Poğaçanın dedikleri gibi biraz sanki azıcık maya tadı vardı. Evet. Onun haricinde ikisini çok beğendim. Afiyet Şiva, olsun. Şiva'nın söyleyecekleri var gibi. Gerçekten güzel yaptınız. Sister işte. Sister. Hatta Zeynep'e döner bak. Zeynep. Bak, ben biliyorum. Gönder gelsin Şiva. Sen Birler Kralçesi taco icat yapan insan. Her şeyin birincisi, taco ilk defa burada ben yaptım masada ve altın kazandı. İlk defa sen yarışmada yaptın, ben menüde yaptım. Altın kazandı mı kazandı? Arkadaşlar sana puan vermedi ama. Hatice değil, neticeye bak. Vay! Bravo Şiva. Söz geldi. Güzeldi bravo bu ya. Evet. Ben alkışlamak istiyorum onu. Bravo. Buradan Emine soralım, Hatice kimdir? Hadi bak. Hatice Volki annesi çok selamlar. Onu ne araya koydun öyle reklam alır gibi araya? Ürün yerleştirdi ama Zayda Hanım yani. Allah'ım ya. Neyse iyidir iyidir tamam kayınvalidene de güzel şeyler söyle arada. Evet. Hep kötüleyemezsin doğru. Arada Zeynep, puan toplamak. Zeynep sen gerçekten yemek yapmıyorsun ve bizi bozmak istiyorsun. Kimi? Bizi. Ben ve Alisa zaten Gül'den yemekler bozuk. Yalnız en beceriklilere en bozuk diyor yani. Şu kendine anda bunu bakma. Bir insanın kendini bilmemesi o kadar kötü bir şey ki. Son haftalarda haklamayın. O kadar kötü bir şey. Sonra böyle Şiva gibi kendini evet, bir şey zannediyor. Evet Volkan haklı evet burada. Sen altınları şimdi alırken hayırdır ya. Puanla yukarı çıkamıyoruz bu aralar farkında mısın? Altınları alırken Gül'den elinin lezzeti güzel. Harika yapıyorsun. Bir şey olduğu zaman da elin güzel değil. Sen bir şey yapamıyorsun. Sen çok gerçekten düşük puanlar alıyoruz bu aralar. Bence çok sana. Düşük, çünkü düşük neden?
tek başıma yapıyorum. Her şey de kayıt altında. İşte tek başıma yapıyorum. Kötü oluyor. Hayır, tek başıma yapıyorum. Yardımcı olmuyorsun, bir de köstek oluyorsun. Motivasyonumu düşürüyorsun. Zeydan Hanım, ne istesem ben yaparım, ben yaparım diyor. Alakası yok. O zaman sen yarışacaksın. Bu hafta ben duracağım. Bak gör önümüzdeki hafta kalırsak. Bence bu arada masa gayet de güzeldi. Elimi eğer ki bıçağa değirirsem görüşeceğiz seninle. Yarışmıyorum. Hepsini sen çıkartacaksın. Peki arkadaşlar, beylerden de bir kişi konuşsun. Kim konuşsun? Ben yorum yapayım isterseniz. Poğaçası çok iyiydi. Tatlısının labnesi biraz fazla kaçmış. Biraz ekşimtırak geldi. Bu tavuklu taco dürüm dönerdi. Tek hoşuma gitti. Şu an Emin'le küs olmasaydım kalkıp öpebilirdim. Şu gerçekten Emin, bu hafta mı Emin'in menüsü? Bence oluruz. Yine öpebilirsin ya. Zeynep'cim olsaydı ben Emin'i... Bravo! Helal olsun be, mutlu aile tablosu. Ay karı koca bunlar ya, evet. Bravo. Aa, nereye kadar? Hay ben de acaba hediyeyi öğrenebilir miyim? Derdim o zaman nedir? Şey, hediyemi takdim edebilir miyim? Ay yok, ben istemiyorum. Lütfen. İstemiyorum. Lütfen. Kral, bir de şiir oku. Bir de İstemiyor şiir musun kız gerçekten? İstemiyorum. 10. yıla özel yaptım ama yok, lütfen. Yok, bunu izleyeceğiz, 10 sene sonra izleyeceğiz ve bize bir anı olacak dizinin bu hediye. Dizinin üstüne çöküp şiir oku. Vallahi bilmiyorum, izlesin mi izlemesin mi? İzlesin ama. E o zaman ver, ben merak şu ettim. Şu ellerini tutmak istiyorum. Sana adam. Adam. Nisan yağmuru aranın ağzına düşerse bal, yılanın ağzına düşerse zehir olurmuş. Sen hangi baharın yağmurusun ki gönlüme düşünce her şeyim oldun. Adamsın adam. Oğlum hediye bu mu? Hediye dedi. Oğlum bir tabak takım verelim bari. Şiir ya adam. Çok iyi. Sen şair misindir? Mümeralı kafesini verelim mi? Emin. Aklımda bir bal kaldı. Bir bari bir kilo bal getireydin. Annene git bir ezik al balı, gel ayakkabı şiir oku. Evet ya. Sondan sonra 10 puanımız var. Ben de bir şey bekliyorum. Bir araba aldım dedim belki. Bravo Emin abi, çok özeldi. Bence de çok güzel bir şey, çok özendi. Ay biz de çok fenayız, pek sizi yerlerinize ayıralım, Allah ayırmasın. Valla böyle harika bir menüye, böyle harika bir şiir. Çok güzel bir şiirdi, şaka yapıyoruz. O zaman topladık bunları, puanlamaya geçiyoruz. Mutfak bahane. Arkadaşlar tamam, sizi güldürdük de o zaman güzel puanlar bekliyoruz, buyurun. Kapatalım arkadaşlar. Hemen gönderin bana. Hemen gönderin. Bugün büyük gün. Bugün altınları bakalım bu hangi kendi bakmaz bakmaz. Arkadaşlar nasıl olsa finale gidiyoruz. Biraz daha heyecan yapalım. Biraz sonra öğrensinler ama ya çok düşük ya fena değil. Bir var mı? Beş var mı? Hepsini söyleyeceğim az sonra. Şimdi finalde buluşuyoruz. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz, hadi mutfak bahane.